أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان أبو يا مولانا رجب أيضا إلك إن شاء الله سبحان الله الحي القيوم ، 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 سبحان الله الحي القيوم Subahan Allah hay kayyum. Subbahaanallah hay kayyum Subah'anallah hay kayyum. Subahan Allah hay kayyum Celle Celalhu Hay ve kayyum olan Allah ne güzel değil mi Biz Biz ateistler gibi değiliz Bizim her daim bir dayanamız var. Penahımız var. Mevla Teala'mız var Celle Celaluhu. Bütün sıkıntılarda sesimizi duyacak, elimizi uzatacağımız, yardımını bize gönderecek. Okyanusun ortasında kalmış olsam bile karanlığın içerisinde yine de seslenince senin sesin duyacak olan Rabbin var. Celle Celaluhu. Hangi bir düşünce bunun karşısında durabilir ki mümkün mü yani? Bunun karşısında inkar kabilinden söylenen hangi düşünce insanın kalbine mantıklı gelebilir? Tamamen sapkınca yani. Rabbimiz Subhanahu ve Teala güzel kullarının özelliğini anlatırken bize buyuruyor diyor ki: "Ve men tâbe ve amil estaezu bismillah. Ve men tâbe ve amil salihan fe innehu yetûbu ilallahi metâba." Çoğu kardeşlerimiz sorarlar tövbe etmek istiyoruz, yanlıştan dönmek istiyoruz. Tövbe de ediyoruz çoğu zaman ama hakta daim olamıyoruz. Yine o hatalara, yine o yanlışlara gidiyoruz. İşte Allah Subhanahu ve teala hakiki tövbeyi kimler yapmış olur, nasıl yaparlar, nasıl elde ederler onu anlatıyor. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ salihan, Tövbe ettin, pişman oldun, günahından geri dönmeyi murad ettin, hak yoluna girmeyi murad ettin ya hani o vakit salih amelini katman lazım bu işe. Katarsan tövbenin üzerine salih amelini o tövbe tam olur diyor. Onlar hakiki tövbe etmiş olur, hakka dönmüş olur. Yetubu ilallahi metavan. Onlar ancak onlar tövbe ettikten sonra böyle yerinde saymayacaksın. Artık artık o mazi defterini kapattık. Önümüzde tertemiz ama boş bir defter var. Amel defter tertemiz ama boş. Ne yapacaksın? Dolduracaksın onu. Saldıracaksın. Usulünce tabii. Sana büyüklerin, ilim ehlinin öğrettiği o yolda ne bulursan, gücün neye yetiyorsa hak namına onu yapmaya uğraşacaksın. Kul şunu düşünecek yani. Yani ben günahkar hallerin bir tefekkür edeceğim. Ne yapıyordum ben? Önüme hangi günah gelirse atlıyordum. Günahkar zamanlarımda öyleydim yani. Ne yapıyordum? Kız diyorlardı kız. Şu mekan, o mekan, bu meclis, bu meclis, bu küfür, bu küfür, bu yanlış söz, bu yan hepsini atladım bunların. Yok gençlik dedik. Yok o zamanlar dedik. Yok şu zamanlar dedik. Bunları yaptık. Demek ki şeytanı takip ederken sorgusuz sualsiz. Şeytan hangisini yap derse ben gidip yaptım. Şimdi Tövbe ettikten sonra Allah namına bana öğretilen ne varsa gücüm yettiği kadarınca onu yapacağım yani. Rabbimiz gücümüzün yettiğini bizden ister yani. Gücüm yettiğin kadar yapacağım. Kendime kızacağım tembellik yaptığım zaman. Yahu şeytan için neler yapardın sen? İnsan mesela yolda gördüğü bir yaşlı teyzenin yükünü taşımayı murad ettiği zaman nefsi başlar ona. Ya yorgunsun, yapma falan filan. Teyze almış demek ki taşımayacaksa niye o kadar aldı? Böyle devamlı nefsi söyler. Ama şeytan tarafında çalıştığı zaman mesela hava atacak diye vücut kaldırma, vücut geliştirmeye gitmiş mesela. Okuldaki kızlara hava atacak, çocuklara hava atacak. Hiç demez ya bu ağırlığın altına niye giriyorum ben? Bu sıkıntıyı niye çekiyorum, niye burada terliyorum diye yani mesela. Neden? Hava atacak. Spor yapmak çirkin bir şey mi? Değil. Ama hava atacak diye yapıyorsa çirkin bir şey o zaman. Onları yaparken şeytan namına yaptığı için sıktı kendini, yordu kendini, hiç takmadı, her tarafından ter aktı, tek kelime etmedi. Ama bir yaşlı teyze yardım edecek ya, o ya işte madem aldı götürsün kendisi de şöyle de böyle de bir sürü söyler. Şimdi bunun misali şeytan canibinde de, hak canibinde de bir sürü işler var. Onları yaparken insan kendisine söyleyecek. Yahu nefsimin peşinde giderken hiç yorulmuyordum. Hiç sıkılmıyordum. Allah namına bir iş yapacağım nasıl sıkılıyorum. İnsan çoğu zaman şu sohbetleri dinlerken yahu niye 40 dakika sürdün, sürüyor diye söyler. Ama bir maçı 90 dakika nefessiz izler. <laughs> nefessiz izlemekten mi Sonra onun tekrarı verir. Onu da nefessiz izler. Üzerine bir de onun yorumları vardır. Onunla nefessiziz der. Bu da kendi nefsine soracak. Keza bir filmi de öyle yani. Ve Yahutta kadınların beğendiği bu kadın programları her neyse onları seyrederken saatlerce veya Yahutta bir Facebook sayfasına girip boş boş gereksiz işlerle gereksiz sayfaların takibinde saatlerini harcalarken biz yani harcarken biz hiç sıkıntı yapmazken bir sohbeti dinlemekte Aa, o saate bakıyor durmadan. Uf 40 dakika oldu. <laughs> Hoca da uzattı bitirmiyor hala diye böyle bocalamaması lazım insanın yani. Tevbe ettiysen nasıl şeytana uyarken her yere saldırıyordun. Tevbe ettikten sonra her güzel amele saldır. Bir fakir gördün var mı cebinde ver. Allah'ın izniyle Celle Celle. Bir aç gördün doyur. Niye ben onu doyuruyorum ya? Ya Üniversitede kızla çıkıyordun hep onu doyuruyordun. <laughs> Hiç ya da şeytan dedi mi niye ben bu kızı doyuruyorum? Aa kız kız eline şeye attığı zaman ne derler? Cüzdana hemen ot koyun koyun hemen yerine. Benim olduğum masada sakın sakın. Öyle bir şey ben yaptırmam. Değil mi? Ödesin onu da yani ödemesin demiyorum ama. Hani bir fakirin yemeğini ısmarlarken bu nefis niye durmadan söyler niye ben ısmarlıyorum diye yani. Çünkü o seni Allah'a yaklaştırıyor. Şeytan durmaz. Onun için biz elimizden geldiği kadar tövbe ettikten sonra salih amele sımsıkı yapışacağız. Hoca efendilerimiz usulünü ve adabını bize öğrettikleri o güzel ameller ne varsa gücümüz yettikçe yapacağız ya Rabbi. Niyetiyle çıkacağız. O gün o zaman bakın tövbe nasıl sağlam oluyor. Nasıl sağlam oluyor? O eskiden seni kandıran günahların sesi ne kadar uzaktan geliyor ondan sonra göreceksin yani. Allah'ın izniyle. Hiç seni etkilemeyecek. Yine Rahman'ın kullarının özellikleri. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ <الزُّور> Yalan şahitlik yapmazlar. Yalan söylemezler. Yalancıların meclisinde olmazlar. وَاِذَا وَا مَرُّ بِاللَّغُ Merru tabiri uğradıkları zaman. Yani istekli olarak gittiği değil de istemeden karşılaştığı boş işlerin işlenmiş olduğu mekanlara gittikleri zaman böyle şeyle karşılaştıkları zaman merru kirama orada bile güzel ahlaklarını gösterirler. Dalmazlar batıla, yanlışlara. Kahveye girdi diyelim. Bilmiyordu oranın kahve olduğunu. Bir arkadaşı gel seni bir çay ısmarlamaya götüreceğim dedi. Bir gitti baktı ki kahvede o kumar oynuyorlar. Okey oynuyorlar. Oturdu ne yapacak orada? Dur iki kelam şu insanlara edeyim de. Bir hadis-i şerifi söyleyeyim de duysunlar. Merru kirama. Yani girdiği her yeri yanlış olsa bile. Bir arkadaşı onu kandırıp tabiri caizse en kötü itibarla söylüyorum. Bir genel ve sokmuş olsa bile. Orada yine o güzel ahlakını gösterir onlara. Olmadı Sultan Bayezid-i Bestami Hazretleri gibi. O vakitte diyor çok güzel bir kadın vardı ve bu işi yapıyordu diyor. Bu işi yapıyordu. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri de o yoldan geçiyor. Yoldan geçerken o kadınların da o zaman şeyi olurmuş. Bir içeriye çekmek için koyduğu bir kadını e, hizmetçisi olurmuş yani. O içeriye çeker, o ondan sonra parasını alır ve işini yapar. Tuttu diyor Bayezid Buyurun içeriye sizi davet edeyim. Tabii öyle Hazret mübarek de işte o zaman e, Usulü yani mübarek. Ne iş olur ki öyle kadınlarla içeriye çağırdığı zaman böyle bir işe çağırdığını bilsin yani. Ve yahut da kalben de biliyordu. Dur bakalım dedi yani. Mevla böyle çağırdıysa bizi vardır bir hikmeti. O mübarekler çünkü her şeyde hikmet vardır görürler yani. Buyurun içeriye. O da geldi. Buyurun çünkü bu da var yani. Davet edildiği zaman davete icabet etmek de sünnet. Girdi içeriye. Tabii öyle bir yer olmadığını biliyorsan bilmiyorsan onu da söyleyelim. İçeriye girdi şimdi gidip <laughs> bunu bunu da alıp <laughs> yanlış işler yapmayın sonra. <laughs> i̇çeriye içeriye çağırdığı zaman girmiş içeriye. Bakmış ki bir güzel kadın kendine davet ediyor yani. Bak ben seni çok mutlu ederim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Kendi nasıl yapıyorsa işte. Bayezid Bestami Hazret demiş, senden bir şey isteyeyim onu yap demiş. Ne? Bu cübbeyi çıkartacağım bir giyeceksin üzerine. Senden sadece bunu istiyorum. Üzerindeki cübbe çıkartıyor cübbeyi veriyor o kadına. Kadın cübbeyi üzerine giyer giymez ellerini kaldırmış semaya. Ya Rabbi demiş. Ya Rabbi benim gücüm bu kadarına yetiyor. Ben üstündeki elbiseyi değiştirdim. Ben dışını düzelttim sen içini düzelt ya Rabbi. Sen içini düzelt. Kadın anında tevbe secdesine varmış o kadın. Sultan Bayezid Bestami şimdi biz millete anlatıyoruz. Evliyanın duasını almak gibi, muhabbetini almak gibi bir güzel bir şey yok. Bu insanlar anlamıyorlar. Sultan Bayezid Bestami. Ben dışını düzelttim ya Rabbi. Benim gücüm buna yetiyor. Sen içini düzelt. Kadın hemen tevbe secdesine varıyor. Tevbe ediyor, kapatıyor orayı hemen. Hemen. Yanlış bir meclise girseler bile onları kendilerini hak namına gösterirler böyle işte merru kirama. Yalancılıkla işleri yok, dolancılıkla işleri yok. İnsanları kandırmazlar. resul Ekrem bunu söyledi. Bizi kandıran bizden değildir dedi. Bugün maalesef yani çoğu insanlar bu güzel elbiseleri insanları kandırmak için kullanıyorlar insanları kan. Bırak bu güzel elbiseleri giymeyi. Müslüman elbisesin. Yani Müslüman sıfatını giyinmiş bir insanın bunu yapması hata zaten. Müslüman kandıramaz, dürüst olacak. Sağlam olacak, yalan söylemeyecek. Neysen olsun. O kadar. Ama maalesef. Maalesef din eğitimi verilmemiş veya da verenlerin de işi olmadan, e, hakkı olmadan vermiş. Netice böyle çıkmış. Burada burada bir konuya değinmek istiyorum. Bizim kurslarımız biliyorsunuz 28 Şubat'tan sonra büyük bir balta vuruldu Ecevit zamanında kurslarımıza. O büyük balta nasıl oldu biliyor musun? Son darbeydi bu İslam aslında. 4 artı 4'ü çıkarttılar. Mecburi yaparak. Bu sefer ne oldu? Çocuklarımız 8 sene mecburi okumakla 8 senenin sonrasında da çocuklarımız artık Bulu uçağına erdiği için daha onu kursa gönderme ihtimali kalmıyordu. Böylece ne oldu? Bütün kurslar zaten resmi olmayanlar kapanmıştı. Resmi olanlar da talebe bulamadılar. Bitti yani o kapıyı kapattılar. Sonra ne oldu? Dediler ki bir sıvıyan yurtları açalım biz küçük çocukları öğretelim yetiştirelim diye. Evet yetiştirelim kreş tarzında. Biz onlara Kur'an-ı Kerim öğretelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir sürü bunlar açıldı. Sıbyan kursları. Fakat bunların başına konulan hocalar medreseler kapandığı için medreseden yetişmiş birisi olmadı. Kendi geçimini sağlamak için hoca diye pat koydular. Hoca diye pat koydular. Sonra bir sürü saçma sapan işler sudura geldi yani. Onun için onun için hani para için bunlar bu işler yapılmaz. Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsa bu kalbinde bu aşkı taşıması lazım insana. Para için değil, Allah için. Allah için hizmet etsin bir insan Allah'ın dinine, Allahu Teala onun eksikliklerini giderir zaten. Dünyevi ihtiyaçlarını giderir zaten. Ama kalbinde bu aşkı taşıyarak çıkması lazım yola. Nasıl çıktılar bugün insanı yola? Nasıl çıktı? Dine hizmet etmek için çıkmadı oraya. Geçimini sağlamak için dine hizmet etti. Geçimini sağlamak için. Ben dine hizmet edeyim. Ben Allah'ın dinini ayağa kaldırayım. Allah benim her eksimi tamamlar demedi. Ne oldu? saçma sapan işler ortaya çıktı. Ama bunu kapısını açan yine Ecevit gibi insanlardı yani. Sol taraftı yani. Medreselerin kapanmasını isteyen insanlardı. Kapandı ve her taraf sapıklarla doldu. Hem sapığı var. Sapık dediğimiz yani düşünce sapık. Ehli sünnet akidesi yok adamda. Saçmalıyor da saçmalıyor. Atıyor da atıyor. E ee, devam ediyor ayeti kerime. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman Allah'ın güzelleri sağır ve kör olarak dinlemezler. Sağır ve kör olarak dinlemezler. İdrakın kapısını açar anlamak için gayret gösterir ve anlar. Allah'ın güzel kulların özelliği budur. Biz zamanında Diyanet'e dedik ki Diyanet FETÖ'den tehlikeli iki darbe yaptı. Neydi o iki darbe dedik? Bir tanesi Ehli Sünnet akidesinin tam tersine konuşan bir sürü insan var. Mustafa İslamoğlular, Mehmet Okuyanlar, Caner Taslamanlar, Emre Dormanlar bilmem neler. Bunlar çıktı Diyanet tek kelime etmedi. Diyanet İşleri Başkanı değişti. Güzel şeyler olacak gibi gördük. Yani baktım bu yeni başkan bir konuşmasında güzel medreseler bizim değerlerimizdir, kıymetlerimizdir diye söyledi. Sonradan bir baktık ki bugün bir videoya attı bir tane derviş bize. Diyanet İşleri Başkanı söylüyor. Diyor ki bir takım insanlar var kanallar açmışlar. Kendi kanallarına deyince ulan dedim şimdi birden ümitlendim. Mustafa İstanbul'un demek ele alacak Diyanet ya baya böyle aslan gibi diyanet çıktı dedim yani. Ki Mustafa İslamoğlu'nun kanal açtığı belki 15 sene oluyordur, belki 20 sene oluyordur yani. O kanallarda ne diyor Mustafa İslamoğlu? Topraktan yaratılacağıma maymundan yaratılmış olmak daha şereflidir diyor. Böyle söylüyor. <laughs> Belirli ahkamı kafasına göre değiştirmeler... Kafasına göre değiştirmeler. Neler neler ya bir sürü. Biz daha önce sohbetlerde işledik yani bunları. İşte bu arada var yani. Sapık sapık haller. Dedim ki şimdi bunu işleyecek diyecek herhalde. Şefaati inkar etmeler. Tamam mı? Ondan sonra hadis kitaplarını inkar etmeler. Hadis kitaplarını uydurma demeler. Tam dedim herhalde bunu alacak. Dedi ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı dedi ki işte diyor ki dedi ismini dedi şimdi almak istemiyorum ağzıma da e, söylemek istemiyorum yani o polemiğe girmek istemiyorum. E, bu ilahiyatlarda iyi ki okumamışım diyor adam dedi. İyi ki okumamışım diyor. Yani Mustafa İslamoğlu'nu ele almasını beklediğimiz Diyanet İşleri Başkanı gitti Cübbeli Hoca'yı ele aldı. Cübbeli Hoca da ne diyor biliyor musunuz? Okuyup da böyle sapık olacağıma... İyi ki okumamışım diyor yani. Adam. Doğru değil mi bu söz şimdi? Bunlar gibi okuyup da sapık olacağıma diyor. İyi ki okumamışım diyor yani. Okumamışım dediği de okumamışlık demek yani zır cahil kaldım demek değil o. Resmi okullarda okumamışım diyor. Yine okuduk biz. Yani bu medreselerde verilen ilim ilim değil mi? Zaten Osmanlı zamanında bu ilimler medresede tahsil ediliyordu. Şimdi benim abim vaizdir. Diyanetin resmi vaizdir. Ve bütün e, okullarını onur belgesiyle bitirmiştir. Medresede okumuş bir insan. Ortaokul ve liseyi dışarıdan okudu bizim gibi. İlahiyatı da dışarı, dışarıdan okudu ve onur belgeleriyle bitirdi. Haseki'yi de bitirdi şimdi vaiz. Hep yüksek derecelerde yani. Hep dışarıdan okudu bitirdi bunların hepsini. Şimdi benim abim şeye giderken, ilahiyata giderken İlahiyat sorularını diyor. Onların istediği gibi cevaplasak ve inansak dinden çıkarız diyor. O kadar sapık yani. Ehl-i sünnet ters. Bu devlet bu noktalardan geçti. Yeni düzeliyoruz biz. Bunlara yeriyle atıldı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı bunu çıkıp da bu eskiden çıkan Mustafa İstemoğlu gibi grupların akidedeki bozukluklarını işlemesi lazımken sen bırak da Cübbeli Hoca'nın dediğini ters anlayıp onu ortaya sun. Yok işte medreseler, bir de medreseleri kötüleme. Medreselerden diyor imam alacaktık da medrese talebeleri gelmiş. Ben de diyor orada değildim. Orada olanlar bana anlatıyor. İçeriye giriyorlarmış medrese talebeleri. Ee, siz beni, siz bizi imtihan edecek adam mısınız havasında giriyormuş. Öyle bir şey de demiyorlar. O havada girdiğini anlıyorlarmış. Onu dile getiriyorlar. Ondan sonra e hidayetin metnini bizim e, Diyanet personeli ezbere okuyunca şaşırıp kalıyorlarmış. Ya Diyanetin içerisinde çok sağlam eğitimli insanlar muhakkak vardır. Biz buna itiraz etmiyoruz. Fakat Diyanetimiz Ehli Sünnet'in kalesi olması lazımdı. Diyanetimiz sapık gruplar senelerdir kendi kanallarında sapkınlığını insanlara anlatırken şu günde bile, şu günde bile devletin aleyhine olan kanallar onları bilerek yine kendi kanallarına çıkartıp bozgu, bozuk ve sapık fikirlerini anlatmalarına izin verirken Diyanetimiz çıkıp onların bozuk fikirlerinin delilsiz olduğunu, delillerinin çürük olduğunu tamamen saçmaladıklarını anlatması lazımdı diyoruz biz. Biz bunu Diyanetimizden bekliyorduk diyoruz. Ben biz şimdi Diyanet'in yaptıklarını anlatmaya bak şimdi ben bir tane Diyanet personeli anlatayım. Daha yeni çıktı. Hutbeden 20 GB internet veren şeyi anlatıyor. Şimdi biz bunları alıp da Diyanet'in hepsi böyle mi diyelim? He? Ey cemaat, hutbe nedir? Resul Ekrem'in makamıdır. Şeyhimiz Hazretleri ne derdi biliyor musunuz Şeyh Nazım Hazretleri? Hutbede evliyanın sözünü bile anlatmayacaksınız. Ayet-i kerime ve hadisi şerif. Oranın özel bir maneviyatı vardır. resul Ekrem'in sözü onu anlatacaksın, ayeti kerime anlatacaksın. Başka bir şey girmeyeceksin hiç. Hutbeden bak arkadaşlar 20 GB internet <laughs> bunu anlatıyor hutbeden mesela. E şimdi biz bunları ele alıp da diyaneti mi tenkit edelim? Diyanetin içerisinde çürük de var, çarık da var ve bunlar da çoğunlukta yani. Yok medreseden çıkanlar tecvid bilmezmiş fazla da bilmem ne öyle tenkit ve tahkir tarzında konuşmalar biliyorum şunlar. E görüyoruz işte. Medreseden yetişmiş kardeşlerimiz bir karış sakallı imam imamet yapıyorlar. Biz dinliyoruz hiç gayet kıraatları güzel. Gayet kıraatları güzel. 30 senelik, 40 senelik Diyanet'te imam olanlar var. Biz onların hasını anlayamıyoruz yani. Ha mı diyor, inşallah ha diyordur diyoruz. İnşallah. Evet evet ha dedi herhalde. <laughs> Yani Hüsnü zan yapıyoruz arkalarında. Onun için doğru yerden bakıp doğru şey yapmakla analiz etmek lazım. Maalesef Diyanet İşleri Başkanımız inşallah toparlar kendini, geriye çeker de biz bu Diyanet İşleri Başkanından ümitlenmiştik biraz hakkı söyleyecek diye ama bugün gördüğümüz yani bütün bizim ümitlerimizi kırdı. Gerçekten kırdı yani. وَاِذَا مَرُّوا وَاِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيَا سُمَّا وَعَمْيَانَ Ne kör ne de sağır kardeşim. Medreselerin içerisinde bir arkadaşımız oraya gidip de siz beni imtihan edemezsiniz tarzında gidiyse o da yanlıştır. Ona da katılmıyoruz. Bizim medreselerimiz kibir öğretmiyor kimseye. Tevazu ile gidecek oraya. Madem o birimin elemanı olacaksın... Madem o birimde çalışacaksın üstüne hürmet edeceksin. Tabii ki üstün yanlış öğretmediği müddetçe. Yanlış söylemediği müddetçe. Oraya kibirli gidenlere kızıyoruz. Ama Diyanet'in bünyesinde daha önce sohbetlerde de anlattık. Öyle tipik tipik insanlar var ki onları anlatmaya kalksak yani o medreselerin bir on katı olur yani. Velhasıl kardeşim ehli dalali anlatmak lazım. Diyanet bu konuya yönelmesi lazım. Yani Devlet ricaline de Cumhurreisimize de söylüyoruz yani. Bu konuya Cumhurreisi çıkıyor. Cumhurreisimiz e, bize dua ordular da lazım, dergahlarımız da lazım, dervişlerimiz de önemli, medreselerimiz de önemli. Ve Cumhurreisimizin bizzat yaptığı konuşma var. Bu ilahiyatlar medreselerin yerini tutmadı diyor bizzat kendisi. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor böyle diyor. Onun için daha şuurlu, daha bilgili, daha derin insanlar lazım. Bugün bir video yine bize ulaştı. Bir arkadaşımız anlatıyor. Yani bunu da görünce hak vermeye başladım adama. Diyor ki Mustafa İslamoğlu'nun diyaneti içerisinde dizmiş olduğu adamları var. Ve tabir ederken şöyle söyler diyor. Diyanetin içerisindeki vicdanlı insanlara sesleniyorum. Vicdanlı dediği zaman anlayın kendi adamlarına sesleniyor. içerideki diyor. Sesleniyorum. Bu Diyanet birimin içerisinde olan İhsan Şan Ocağı kastediyor diyor. Bu adamı indirsinler. Ve neticede indi diyor. Diyanetin içerisindeki vicdanlı insanlara sesleniyorum. Kadın müftüler adasınlar. Neticede atalılar diyor. Bunlar hep bu olaylar olmadan önce söylenmiş sözleri diyor. E şimdi bu Mustafa İslamoğlu'nun yanlışlarını ele almak varken ki Cübbeli hocamız nedir? İki sene mi? Beş sene önce mi ne Kur'an şey açtı ya? Televizyon, Televizyon kanalı açtı yani. Mustafa İslamoğlu'nun belki 20 senedir var. 20 senedir var yani. Onu ele alma. İtikadı bozuk adamı ele alma. Sözünün yanlış lanse edilen adamın sözünü ele al. Evet, biz böyle olmayacağız inşallah. Yanlışımızı kabul edeceğiz. Yanlışımızı düzeltmek için de uğraşacağız. Biz böyle olacağız. Medresede okuyan kardeşlerimiz tecvidli Kur'an'a da eksiklikleri varsa düzeltsinler. Ama bir hidaye ezberledim diye hava atmak da kimsenin işi değil. Biz ezberlediğimiz kitapları biz de söylesek siz onları duymadınız bile. Belki. Ama bununla bir iş gitmiyor yani. Ezberlediğinde ne oldu? Batılın karşısında dimdik durabildin mi? Sapıkların karşısında Aslanlar gibi kükreyebildin mi? Yok. E, ı, i, e, böyle ko çıkıyorlar konuşmaya, böyle konuşuyor. Yahu senelerdir siz cuma vaazları veriyorsunuz. İnsanlara sohbetler ediyorsunuz. Bir televizyon programına çıkıyorsunuz. Konuşmaktan çok e yapıyorsunuz. Eee eee e. Böyle mi anlatacaksın sen İslam'ı yani? Sapıklar konuşurken durmadan adamlar konuşuyor. İslam'ı sancaktarı olacak adamlar eğleyerek, ığlayarak konuşuyor yani. Velhasıl kardeşim, bu işleri iyi el atmak lazım. Biz daha önceden söylemiştik, yine söylüyoruz. Daha sağlam insanlar diyanetin başına gelmeli. Daha genç kanlar diyanetin başına gelmeli. Devletine, milletine, vatanına ve ehli sünnet akidesine çok sağlam bağlı olan insanlar gelmeli. Böyle olursa bu insanlar düzelmez yani. Babamız maymun der birisi. Tamam mı? Kur'an'a ters değildir der. Diyor işte adam. Topraktan diyor yaratıldığı yaratılacağımı diyor maymundan olayım daha şerefli diyor. Daha nice nice şeyler şimdi ezberlemiyoruz onun yaptığı yanlışları da. Hepsi ortada. Evet. Ve izâ zukkirû bi âyâti rabbihim yahirru aleyha Bu konuya çok dikkat etmeli. Bakın Hazreti Ömer gibi bir zat. İslam'ın halifesi, Emirül Müminin, Resul Ekrem ne diyor? Ebubekir Bekir ve Ömer seyyida kuhul ehli cennet. Cennet olgun yaştaki cennet insanların efendisidir Ebubekir Bekir ve Ömer. لَوْ كَانَ Ömer. Peygamberden sonra bir peygamber gelecek olsaydı benden sonra o Ömer olurdu. Dediği Hazreti Ömer bir gün hutbe veriyor. Hutbedeyken bir kadın kalkıyor diyor ki ya ey müminlerin bir yanlış anlattınız orayı. O konu böyledir diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Bu kadın doğru söylüyor. Bu kadın doğru söylüyor. Biz böyle insanların taşıdığı sancağı taşıyan bir ümmetiz yani böyle halifelerin böyle sahabilerin sancağı diktiği sancağını diktiği o İslam dininin müntesipleriyiz onun için onlar ki hayatlarında belki yanlış yoktur öyle olmasıyla birlikte birisi yanlışını bir ifadedeki yanlışını dile getirdiği zaman hemen yanlışını kabul ederken bizim hayatlarımız ki yanlışlarla dolu birisi bizim yanlışımızı düzeltmeye kalktığı zaman hemen ya sen git işine bak tarzında kesinlikle cevap veremeyiz yani vermememiz lazım. Allahu Teala sevdiği kulların özelliğini anlatırken böyle söylüyor işte. Allah'ın ayetleri kendilerine söylendiği zaman sağır kör gibi davranmazlar. Can kulağını açar da dinler. Hak sözü kalbine indirir. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ ve وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Onlar bir de şöyle dua ederler diyor Rabbimiz. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا Ey Rabbimiz bize hanımlarımızdan, çocuklarımızdan gözümüzün sevinci olacak. Her daim bizi metlu, mesrur ve mutlu kılacaklardan ver diyor. Kurrete ayun. Yani hanımıza baktığımız zaman gözümüz mutlu olsun. Çocuğumuza baktığımız zaman elhamdülillah İslam'a uygun yaşıyor, öğretiyor. Bu evlat ileride bana hayır dua eder, bana hayır getirir. Bu da İslam'ın hizmetkarıdır maşallah diyebileceğimiz hanım ve evlatlar bize hibeyle ya Rabbi. Böyle dua ederler. Başka وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama Bizi takvalı insanlara önder öyle ya Rabbi. Bak bak normal insan takvalı insanlara imam eyle insana bir vazife tayin edilecekse o gökten gelen vazifedir. Allah Subhanahu ve teala ne demek istiyor burada bize? He, Rabbimiz Celle ve Ala'nın dinine hizmet etmek için vazife alan kullardan olmak isteği iste. Ama hak versin onu sana. Bir de takvalılara önder ol. Allahu Ekber ne büyük bir nimet o. Takvalılara önder olduğun zaman ne olur? Bir yanlış yapamazsın zaten. Takvalılar seni hemen Uyarırlar. <laughs> Hemen düzeltirler. Hoca efendi sen ne yapıyorsun? Hoca efendi sen ne yapıyorsun? Değil mi? Ve cealna lil imama. Hep birlikte Allah'ın yolunda yürümek kolaydır. Hepimiz birbirimizin eksiğini tamamlarız. Allah'ın izniyle. Onun için <laughs> lil muttegine imama takvalı insanları önder eyle bizi ya Rabbi diye dua eder onlar. Bozuk insanlarla birlik olmak nerede? Takvalı insanlarla birlik olmak nerede? İnsan takvalı insanlarla birlikte olduğu zaman işte bir önceki ayetle imtisal edebilir. Hani dedik ya ayette. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kör ve sağır olmazlar onlar. Bakıyoruz şimdi. E, bozuk grupların içerisinde olanlar kör ve sağır gibi davranıyor. Yani bu devleti senelerdir darbelerle ele alaraktan yönettiler. Hiç sıkıntı yok. Bu millet kendi başındaki insanı seçtiği üç dönemdir devam ediyor onu seçmeye diye onlara da var diyorlar. Da var diyorlar. Yani. Neden? E ne olursa olsun yine onu seçiyormuşuz diye. Allah Allah. Ama ne oldu? Bu son zamanda bir çiftlik bank meselesi <laughs> çıktı. Tom bir tane çocuk. Tosuncuk. Ha geyveli bak ben yeni duyuyorum. Bize hiç gelmedi ama. <laughs> neyse. Neyse internette görüyorum. Buna en çok para yatıranlar kimlermiş? Diyor Tekirdağ. Edirne. Evet. Tamam mı? Ve diyor ortak noktası ne? Hepsi CHP. <laughs> yahu. Yahu diyorum ibretle baktığın zaman Müslümanlara davar diyorlar. Allah onların davar olduğunu çıkartıyor. <laughs> yani değil mi? Acayip değil mi yani? Hem <laughs> hakaret de diyorlar, hakaret ettiği kuyuya düşüyorlar sonra. Kandırılıyorlar yani. Allah Allah, Subhanallah. Niye peki kandırıldı bunlar? Niye kandırılırlar? Herkesin içinde Allah'a güzel bir kul olayım derdi yok ki. Bütün herkesin hastalığı Nasıl çabuk zengin olurum? Onun için adam götürüyor diyor ki sen ver iki ay sonra iki katına çıkacak ya para. Duymuyor başka bir şey. Yahu de diyorlar ki ona kardeşim yahu senelerdir biz ticaret yapıyoruz. Nerede öyle bir ticaret? İki ayda iki katına beş ayda üç katına bilmem ne katına çıkacak. Duymuyor hiçbirini. Hiçbirisini duymuyor. Alıyor, yatırıyor. Alıyor, yatırıyor. Ne yaptılar diyor, anlatan bize söylüyor. Yanlarında varmış bunlardan. Cemaatten bize anlatıyorlar. Arabasını sattı, yatırdı diyor. Evini sattı, yatırdı. Kredi çekti, yatırdı. Yahu dedim ki onlara. <laughs> deseydik ki, yahu İslam adına bu Afrin'deki mücahitlerimize para lazım. Onların tecihizatı lazım. Hani resul Ekrem zamanında oluyordu ya. Savaşa çıkacağız hadi askerleri hazırlayalım. Evet şöyle derler. Hemen derlerdi ya devlet baksın canım bakamıyor niye savaşa çıkıyor. Herkes böyle derdi. Kimse demezdi arabamı satayım da vereyim. Mümkün mü? Ama çiftlik bank hemen, <laughs> hemen yatırdılar. Diyor ki birisi de yazmış çiftlik bank çiftlik bank deyince diyor millet. Şeyde zannetmiş ki hakiki bankadır bu. Kemal oldu. <laughs> BDDK'ya gidin diyor oradan paranızı alın demiş. Acayip olan ne? Bu adamı seçenlere davar demiyorlar da <laughs> bu solcular AK Parti'ye oy verenlere davar diyorlar. Allah 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 Allah. Biz kimseye davar demiyoruz. Tamam <laughs> mı? Kimseye davar demiyoruz. Diyoruz ki Allah'ın ayetlerini dinlerken besmele çekelim. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle diye söyleyerek dinleyelim inşallah. O ayet bu özellikler bu güzel özellikler Rahman'ın sevdiği kulların özellikleridir. Rabbimiz Celle ve Ala eğer böyle olursanız onlara diyor ki ulaike yuzzevnel gurfete bima sabaru. Onların bu sabırlarından dolayı ki günaha karşı sabrettiler. Musibete karşı sabrettiler. Yuzzevnel onlara türlü türlü mükafatlar verecek Mevlamız Celle Celaluhu ebedi olarak. Allah Subhanahu ve Teala bizim gibi değil. Biz ne yapıyoruz? Bir şey veriyoruz sonra alabiliyoruz onu. <laughs> Verdiğimiz bitebiliyor. Aciz kullarız biz yani. Ama Allahu Teala ne diyor? Biz verdik mi ebedi. Ne geri alınır ne biter. Ne biter. Allah Subhanahu ve Teala o güzel kullar zümresine ilhak eylesin bizleri. Hakiki kullar olalım ve şuurlu olalım inşallah. Dik duralım, sağlam yürüyelim. Ve netice verecektir bu mutlaka. Bakın Coca-Cola mevzusunda Müslümanlar sağlam durdu. Ne diyor? 10 senesi var diyorlar Coca-Cola'nın. Bütün fabrikaları burada batacak Türkiye'de. Bu kadar ya. Sağlam duracaksın. Bunlar kalkıp bizim aleyhimize çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Müslümanlar ezmeye uğraşıyorlar mı? Müslümanlarla dalga geçiyorlar mı? Geçiyorlar. Sağlam dur Müslüman. Bak bir sağlam durduk batıyorlar. 10 senesi var diyor. Ülker Müslüman bilirdi herkes. İngiliz inmiş şimdi Ülker. İngiliz almış yani bilin diye söylüyor. Ee, o bir darbe reklamı çıkartmıştı ya hani Ülker. İşte yo sonra yok haberim yok şu yok biliyor falan bir şeyler bir şeyler. Neticede İngiliz'e satmış. Demek ki burada işleri iyi gitmedi ki kaçmış yani. Neyi alacağız? Torku'yu alacağız. Allah'ın izniyle. Torku sahiplerde biraz fazla çalışsın. Konya zaten onun sahibi. İnşallah her eksiği tamamlasın. Devlette de zaten veriyor şimdi desteğini. İnşallah. Kendimiz üretelim ya. Cennet vatanımız var. Ne eksik bitiyor hamdolsun. Ekelim, biçirelim. Yani İsrail'den tohum niye alalım biz? Değil mi? Niye alalım adamın yamuk yumuk tohumlarını bozmak için yaptığı tohumlarını yani? Allah'ın izniyle Dik durursak birlikte tabii ki. Mustafa Hoca, Ahmet Hoca, Mehmet Hoca. O kadar değil. Bütün Türkiye olarak. Bütün Müslümanlar olarak dik duralım. Ya, ya onları görürsünüz yarın Müslümanlık üzerine reklam yapmaya başlarlar. Bu Coca-Cola'lar, bakıyorsunuz Ramazan'da acayip Müslüman oluyorlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yani eskiden işte rantları iyiyken Bakıyorsun işte Afrikalı bir şarkıcıyı çıkartıyorlardı reklamlarında. Tamam mı? Şu şarkıcı. Şimdi bakıyorsun o neredeyse şey vaaz yapan adamı gösterecek. Şey vaazın ortasında terledi kokak kola içiyor. Yok sağlam duracağız bitireceğiz bunların işini. İçeride de dışarıda da her yerde. Allah'ın izniyle. Durmak yok. Ve cealna lil muttakine imama. Takvalılara önder eyle bizi ya Rabbi. Bitirelim bunların işini inşallah. Bizi bir de şu konuda kandırıyorlar. Ne halt ve ne mal olduğunu bilmediğimiz insanlar. Zamanında İslam'ın üzerine geldikleri halde sonra bizi milli duygularımızdan, dini duygularımızdan kandıraraktan yine bizim sayemizde meşhur oluyorlar. Bizim sayemizde para kazanıyorlar. Şimdi Fatih dizisini yapıyorlar diyor. Fatih dizisinin yönetmeni gezi olaylarında Zulüm 1453'te başladı. Yazılan bir duvarın önünde resim çekerek paylaşan bir adam. Bak. Zulüm 1453'te başladı diyen bu adam 1453'te zulüm diye tabir ettiği padişahın filmini yapıyor. Biz o filmi seyredeceğiz. Bizim atamıza zalim diyen adam ondan para. Zaten karakteri bozuk adamın gidip o filmi çeviriyor. Ha dese ki ya ben yanlış yaptım. Hakikaten tövbe ediyorum dese, ben anladım o ecdadın kutlu davasını dese bağrımıza basarız. Demedi ama. O yolun yolcusu da değil gözüken. Neden nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz şimdi? E kadınlar çıplak filmde. Osmanlı tarihi böyle mi yani? Osmanlı tarihi diye film yapıyorlar. Kadınların ön dekoltesinin açıklığını İngiliz filmlerine benzetiyorlar. İngiliz saraylarında İngiliz'in eski giyim tarzlarında öyle ya. Halbuki biliyor musunuz? Geçen gördüm Viyana prensinin karısını. Tamamen çarşaflı. Ayıptır diyor göstermek onlarda. Prensesi. Yani onlarda da yoktu o açıklık aslında. Bu 20, 20. asırda çıktı bu. Mesela rahibeler nasıl kapalı? Değil mi? Ama bizimkiler gericilik, onlarınki ilerici. Neden? Beyaz var ya rahibede. Beyaz var diye kurtarıyor yani. Simsiyah olursa gerici ama beyaz olursa biraz kurtarıyor yani. Yahu bu Osmanlı'dan sonra Fransız burayı istila zaman Fransız okulları falan açılmış ya. Giyinişlere bakıyorsunuz okuldaki öğrencilerin rahibe kıyafeti. Burada bir kemer atıyorlar bilmem ne. Yani bunları yaşadılar modernlik davasına. Yani Allah'ın dediğin zaman hemen karşılar. Ama şeytan tarafından ister şeytan onlara çarşaf giydir desin, giydirsin sorun yok. Bir sıra biliyorsunuz meşhurdu. Moda olmuştu şey kızlar böyle çuval gibi bir elbise giyiyorlardı. Resmen çuval yani. Moda. İyi dedim ya böyle modalar çıksın da göstermesinler kendileri. O çuvalı giydiler modern oldular. Desek çarşaf giyin gerici oluyorlar. İşte o kemer böyle saç örgüsü gibi bir tarzı var o kemerin. Böyle sarkıtıyorlar aşağıya. Benzemeyin onlara. Allah muhafaza buyursun. Fatih